Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde Hikmet Yolculuğu programımızda bugün İbn Ataullah İskenderi Hazretlerinin tevazuya dair bir hikmetini sizlerle paylaşacağız. Hazret buyuruyor ki: İdfin vücudeke fi ardil hamul Fema nebete mimma lem yudfen La yetim munitacuh Varlık ve benliğini mahfiyet ve hiçlik toprağına göm. Zira toprağa gömülmeyen bir tohumun dal budak salarak tam ve olgun meyveler vermesi mümkün değildir. Muhterem dinleyenlerim, insan bir garip varlıktır. Gerçekten her bir insan özeldir, farklıdır, diğerinin aynı değildir. İnsan vardır, meyveli ağaç gibidir. Meyvesinden, gölgesinden ve yeşilliğinden hemen herkes istifade eder. Yine insan vardır, yalnız gölgesinden ve yeşilliğinden faydalanılır. Öyle de vardır ki ancak odun olarak adeta yakılmak için kullanılan kuru bir ağaçtan farksızdır. İşte İbn-i Ataullah El-İskenderi Kudüsesi Ruh, bol meyve veren feyizli bir gönle ve bereket dolu bir ömre sahip olmanın yolunu adeta bize gösterir meyveli ağaca benzeyen insanların hayrına çalışan bereketli şahsiyetlerin o bereketinin sırrına işaret eder gibidir bu hikmetinde. Varlık ve benliğini mahfiyet ve hiçlik toprağına göm der. Zira toprağa gömülmeyen bir tohumun dal budak salarak tam ve olgun meyveler vermesi mümkün değildir der. Mevlana da Aynı manayı Mesnevi'sinde şöyle dile getirir. Allah buyurdu ki: "Ey insan, dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine ruhumdan bir tohum ektim. Seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozuyken seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim." Sen bir hamle daha yap da topraklığı yani tevazuyu kendine sıfat huy edin. Ben de seni bütün yaratıklarımın üstüne emir kılayım. Su yüksekten aşağıya akar. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru yükselir, semaya çıkar. Buğday çiftçi tarafından toprağa atılır. Böylece yükseklerden gelir, toprağın altına girer. Sonra toprağın altından baş kaldırır, yükselir, dik, kuvvetli bir başak haline gelir. Her meyvenin tohumu önce yerdedir. Yere girer, ondan sonra yerden baş kaldırır, yükselir. Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı, toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu. Bütün nimetler tevazuyla gökten yere indikleri için diri ve yiğit bir insanın cüzü oldular. Evet, işte her yücelişin, her yüksekliğin temelinde böyle bir tevazu yatıyor. Bereket ve feyzin yegane kaynağı olan Yüce Mevlamız Feyizini, bereketini, rahmetini kibirlere değil, mütevazi insanlara indiriyor. Evet, feyzin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Kul ancak mecrai feyiz ve bereket. Yani ilahi feyizlerin, bereketlerin, enerjilerin tezahür ettiği, ortaya çıktığı bir mecra, bir ırmak olabilir. Böyle bir masariyet ise hikmet ehlinin beyanına göre tevazu ve mahfiyet gerçekleşmeden mümkün olmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, hikmetinin, feyzinin indiği gönüller e, istisnasız istisnasız mütevazi gönüllerdir. Kişiliğin arınması ve yüce değerlerle tezyin edilmesinde, süslenmesinde atılması gereken en önemli adımlardan biri, İnsanı tevazudan bırakan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu engellerin en büyüğü ise insanın kendinde bir varlık hissetmesi ve mustani bir tavırla kibre yönelmesidir. Büyüklüğe kalkışmasıdır. Alak suresinde 7. ayette Rabbimiz gerçek şu ki insan kendini mustani görünce azgınlaşır buyurur. Bu ilahi beyan işte bu sırrı açıkça ortaya koyar. Ne zaman insan tevazudan efendim uzaklaşır, mustani bir tavra, kibirli bir tavra yönelir, şeytanlaşır. Melekleşmenin belki insanı kamil olmanın sırrı o tevazuyla başlamasıdır. Kibir şeytanın, iblisin vasfıdır. Kur'an'da sıkça buna dikkat çekilir. Bu bakımdan tasavvufi terbiye süreci diyebileceğimiz seyr sülükte, manevi eğitim yolculuğunda mürşitlerin üzerinde durduğu en önemli teskiye konularından birisi o müritteki, o talipteki, öğrencideki varlık ve benlik vehmini önce bertaraf etmektir. Hatta bunun gerçekleşebilmesi için zaman zaman kimilerince farklı değerlendirilebilecek bir takım uygulamalar bile yapmışlardır mürşitler. Menakıp nameleri incelediğimiz zaman nice irfan ehlinin, ariflerin nefislerindeki varlık vehmini sıfırlamak için halkın nazarında kendilerini küçük düşürecek bir takım uygulamalara tabi tutulduklarını görüyoruz. Mesela İrfan ve tezkiye arayışında Muhyiddin Üftade Kudüs'e ruhun kapısını çalan meşhur Bursa kadısı Mahmud Efendi'nin sokakta ciğer satmakla şöhretini ifna etme terbiyesine tabi tutulması, Haldi Bağdadi gibi şöhretli bir zatın Abdullah Tehlevi Kudüs'e ruh dergahında temizlik işleriyle meşgul edilmesi, hep bu gayeye matuf uygulamaların başında gelir. İnsana çoğu zaman giydiği cübbe farklı bir hava üfler. Oturduğu masa, makam farklı bir kibre yönlendirebilir. İnsanın edindiği ilim ona farklı bir kendini beğenme hastalığı yükleyebilir hatta irfani bakımdan bir takım keşif ve keramet tacının kişiye ikram edilmesi onu kendinde varlık hissetmesine yöneltebilir. Bütün bunlar esasen doğru değerlendirilmezse kişinin önünde yükselme engelleri olarak ortaya çıkabilir. Bu bakımdan mürşidi kamiller, arifler, rabbani alimler tuğyan sebebi olabilecek yani insanın bir şekilde şaşırmasına, sapıtmasına vesile olabilecek bu nevi şeyleri terbiye noktasında, insana tevazu aşılama noktasında farklı farklı e, usuller, metotlar geliştirmişlerdir. İşte Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri'nin Bursa sokaklarında rivayete göre ciğer sattırılması bununla adeta vazifelendirilmesi Üftade Hazretlerinin Hazreti Hüdayi'de onun gönül ikliminde muhtemel varlık hissini ortadan kaldırmak içindir. Benlik hissini törpülemek içindir. Bu ve benzeri uygulamalar yapa yapa kendi nefsindeki varlık vehmini silen bu büyük mücahide erleri, sonuçta çağları söz ve hallerinden indikas eden feyiz şebnemleriyle sulayan bereketli ırmaklara dönüşmüşlerdir. Bursa Kadısı Mahmud Efendi olarak hayatı sürmek, ve insanlara faydalı olmak ne derece olurdu bilemeyiz. Ancak işte bir şekilde nefsteki benlik duygularını törpüleye törpüleye, nefsini hiçlik deryasında fani kılarak adeta yok ederek, varlık vehmini silerek, Aziz Mahmud Hüdayi haline dönüşmesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kendi döneminde ve hatta vefatından sonra e, tesirinin artmasında e, çok büyük manevi etkiler meydana getirmiştir. E, dolayısıyla belki bu teskiye süreci dediğimiz, nefsin terbiye süreci dediğimiz seyri sülükte istidatlı adam olacak e, talipleri bu şekilde bir takım imtihanlarla bir takım efendim e, konularla terbiye etmeleri Allah dostlarının onlardaki istidadı daha da parlatmak, ilahi rahmeti onların üzerine çekmek, celbetmek ve onları cazip bir insan haline dönüştürmek içindir. Mevlana Hamuş Kutlu Sesi Ruh'un şöyle bir sözü var. Der ki bu zat bir kimse öz varlığının kaydından kurtulmuşsa, yani varlık vehminden kurtulmuşsa ne yapsa iyidir. Kurtulmamışsa ne yapsa kötü der. İnsanın benliğini, kendi manevi varlığını, varlık hissini doğru bir şekilde terbiye etmek, neticede o insanın bütün amellerini salih amel haline dönüştürmeye vesile olmak demektir. Nefsaniyet bulanıklığından kurtulmuş kimselerde çok duyulan bir söz olarak hani sen çıkınca aradan kalır seni yaratan sırrı tecelli etmiş bakışlarında, duyuşlarında, hareket ve davranışlarında Cenab-ı Hakk'ın tesir ve tecellileri böylelerinde zuhur etmiştir. Varlık ve benlik vehminin toprağa gömülmesi ebedi dirilişin başlangıç noktasıdır denilebilir bu anlamda. Kendini toprağa gömmek demek kendini toprak gibi mütevazi kılmak demektir. İçinde nefsaniyet kokusu olmayan amel ve davranış Allah içindir. Allah adamı olmanın belki ilk adımı da budur. Kendi adına değil, Allah adına iş gören bir ferdin gücü, tesiri, beka sırrından bir fani olarak mazhariyeti ve etrafına rahmet ve kelemiyle ihsan meyveleri ikram etmesi, her türlü tavsifin üstünde olacaktır. Zira ihlas sırrıyla, yani kendi nefsaniyetinin, menfaatinin hesaplarını, ee, bir şekilde devre dışı bırakarak Allah'a has kul olmak, Allah'ın has kulu olmak hakikatte Cenab-ı Hakk'ın e, hususi tasarruflarına mazhar olmak demektir. Allah öyle kullarının eliyle, gözüyle, diliyle e, öyle işler görür ki o kul o işlerin nasıl olduğunun farkında bile olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kendi adına, zatı, uluhiyeti adına istihdam ettiği bir varlık haline dönüşmek, işte bu nefsaniyetten, o benlikten kurtulmakla mümkün oluyor. İşte bunun için denilmiştir ki, büyükler tarafından, bir insanın Tevazudan nasibini ise insanlık derecesi de o kadardır. Yani gerçek insanlık derecesi diyelim ya da insanı kamillik derecesi diyelim o kadardır. Nitekim ariflerin hayatlarına baktığımız zaman menakıb namelerde okuduğumuzda gördüğümüz gerçek şudur ki büyükler kemal itibariyle, olgunluk itibariyle İlerledikçe tevazuları artmakta, başları öne doğru eğilmektedir. Terbiye kitaplarımıza baktığımız zaman şöhretin afet olarak değerlendirildiğini görürüz. Büyükler şöhret olmayı bir afet, bir tehlike saymışlardır. Zira şöhretler çoğu zaman insanın ayağını yerden kesmiştir. Fanilerin alkış ve iltifatı ayakların kaymasının en önemli sebeplerinden biri ola gelmiştir. Bu bakımdan içinde bulunduğu varlık ve makamı hazmedemeyecek kimselerin terbiyesinde çoğu zaman mal ve makamı terk usulü devreye girmiştir. Hakikaten tasavvufi terbiye sürecine baktığımız zaman bunları da görürüz. İbrahim Etem özelinde anlatılır mesela. Tacı tahtı terk, etme, terk etmesi menakıbnamelerde zikredilir. Bu uygulama ya da terbiye metodu kişiyi zillete ve meskinete çekmek değil, onun özündeki niyetini tasih ve gönül cevherini füyüzat ilahiye ve rahmet-i rahmana açarak iç kaliteyi sağlamak ve neticede amel ve davranışlarını salah kıvamına eriştirmek içindir. İnsanı salih hale dönüştürmek, amellerini salih amel haline getirebilmek için bu nevi uygulamalar zaman zaman yapıla gelmiştir. Hakikatte bu ameliye kişiyi bereketli ve feyizli bir kimliğe taşımak ve onu halk içinde manevi bir gönül sultanı, hak katındaysa makbul ve şerefli bir kulluk kıvamına yükselmektir. Şairin ifadesiyle terakki sağlayacak rahmet iklimine girmektir. Nitekim şair şöyle der. mazhar feyz olamaz düşmeyince hakene baht. Mütevazi olanı rahmeti, rah rahmeti rahman büyütür. Yani tohum toprağa düşmeyince filizlenip büyümez. Bunun gibi alçak gönüllü olanı da Allah'ın rahmeti büyütür, yüceltir. Tevazu ve mahfiyet, gönül cevherinde samimiyet ve ihlas sırrının tezahür etmesine ciddi bir zemin hazırlar. <laughs> Muhterem dinleyenlerim, halkın nazarında büyük görünmekten vazgeçip, hakkın dergahında makbuliyetin talibi olmak, esasen ihlas nişanıdır. Ehlullah'tan niceleri vardır ki şöhret afetine düçar olmamak için kendilerine yönelen teveccüh ve iltifatı kesme adına halk nazarında kendilerini sıradan gösterecek bazı hal ve tavırlara tevessül ede gelmişlerdir. Hatta öyle ki bunu meşrep edinen melamilik adıyla tasavvufi bir ekol bile doğmuştur. Melamilere ait anlatılan çok kıssalar vardır. Dış görünüşü itibariyle çok dindar bir kimlik ortaya sergile, sergilemezler. İnsan, dinleriyle, dini yaşantılarıyla, dini halleriyle insanlar katında itibar görmeyi istemezler ki ihlasları bozulmasın. Ve melamilik özellikle Osmanlı döneminde çokça itibar edilen tasavvufi ekollerden birisi olmuştur. Varlık vehminden kurtulup mahfiyet ve aziyet içinde bir ömür sürmek hak katında amellerin bereketlenmesini de bir vesiledir. Muhammed Esad Erbil'e Kudüs'e sürruh bu gerçeğe şöyle bir mısrağında işaret eder. Oldunsa vakıf adzine edna amel bir dağ olur. Yani sen kendi aziyetinin farkında olup tevazuya büründüysen o zaman en küçük bir amelin bile hak katında çok büyük bir amel muamelesi görür. Ona göre mükafat ve ecre bir şekilde nail olur. O mahfiyet yani gizliliğin, tevazuun ve hiçliğin ilahi rahmete nailiyette yüce bir sır olduğunun şuurunda olan ehl hakikat, kendilerine lütfedilen güzellikleri hiçbir zaman kendi nefislerine nispet etmemişlerdir. Daima nimetin sahibini görüp şükrünü ifade, aziyetlerini ifade gelmişlerdir. Yani, nimete bakıp iftihar etmek yerine nimete bakıp şükrünü artırmışlardır. Hoca Ubeydullah Taşkendi Kutlisesi Ruh'un şöyle bir sözü var. Der ki, bu taifenin yani bu maneviyat erlerinin gönül aynaları varlık davasından pağ ve mücelladır. Onun içindir ki eğer kendilerinde zuhur eden ortaya çıkan hal iman ve İslam'a ait ise ilmi nispet zuhur etti buyururlar. Yani ilimden kaynaklanan İslam ve imanı bir şekilde bilmekten kaynaklanan Allah'ın bu nimetinin zuhur etmesi olarak gördüler. Aşk ve muhabbete dair zuhuratlar içinde cezbe nispeti zahir oldu derlermiş. O da yani ilahi bir cezbe ile bu hal zuhur etti. Bize ait bir şey yok demek adeta. Cenab-ı Hak bu kulunda bu güzellikleri zuhur ettirdi. Ona hamd ederiz diyerek şükrünü artırmışlar. Mün'im-i hakiki olan o nimet veren esas kaynağın farkında olmuşlardır. Ve o farkında oluş, o nimetlerle onları şımartmamış, tam aksine o nimetlere bir şekilde mazhar olmanın şükrünü eda edebilme adına aziyetlerini, tazarruğlarını daha da artırmıştır. Gerçek irfan, irfan ehli böyle kimseler, manevi hallerini ısrar etmekten haya ederek gizliliğe bürünmenin erdemine inanmışlar ve batın hallerini yani gönül hallerini, iç hallerini gizlemek için ilim ehli suretine bürünüp dış perdeden konuşmak en elverişli usuldür tespitinde bulunmuşlardır. Gerçekten Hacegan tarihinde özellikle ilim suretinde, alim kisvesi altında, irşat faaliyetlerini bir şekilde yürütmeye çalışarak o marifet sırları neticesinde gönüllerinde parlayan irfani duyguların bir anlamda gizli kalmasına çalışmışlardır. Hep zahire göre hükmetmişler. Cenab-ı Hak kendilerine keşif keramet lütfettiyse bile onunla doğrudan amel etmeyerek objektif kriterlerle ilmi kriterlerle hareket etmeye gayret ederek kendi manevi derinliklerini gizlemeye çalışmışlardır. Bu da büyüklerin tespitlerinden biridir. Yağan yağmurların kayalıklarda ve tepelerde değil, vadi ve ovalarda birikip toplandığı gibi, manevi ihsanların da mütevazi gönüllerde yer tutacağı açıktır. İsa Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağlarda, sert topraklarda yetişmez. Bunun gibi hikmet de mütevazi olanların kalplerinde gelişir, kibirlerin kalplerinde değil demiştir. Tevazu ve mahfiyet, gönlü hikmetle müzeyyen olmuş büyüklerde, kibir ve gurursa kendini büyük göstermeye çalışan ham ve cüce insanlarda müşahede edile gelmiştir. İnce düşünülürse fani bir beşer için büyüklük davası esasen küçüklüğün ilanıdır ya da kafletin dışa vurumudur denilebilir. Allahu ekber diye her gün namazda ezanda efendim yegane büyüğün Allah olduğunu ilan ettikten sonra bir müminin kendinde büyüklük hissetmesi Allah'tan uzaklığının bir alameti sayılabilir Gönül sultanlığına Giden yol Esasen tevazudan geçer Kibirli insan Dikenli bir çalıya benzer Yakın olan herkes ve her şey Kendisinden incinir Bu sebeple Böylelerinin Gönül sarayına davet edilecek Bir dost olması mümkün değildir yani Şu alemde Kibirliği seven yoktur Kibirliğe katlanılır belki birçok insan kibirli insana katlanır. Korktuğu için katlanır. Menfaati öyle gerektirdiği için katlanır. Katlanır katlanır ama öyle insanı Allah gönüllerin sevgilisi haline getirmez. Mâlihâ sultanlarının bu anlamda ortak özelliklerinden biri hiç şüphesiz tevazudur. Tevazu adeta bir terakki merdivenidir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözü meşhurdur. Kim Allah Teala'nın rızası için bir derece tevazu gösterirse, Allah onu bu sebeple bir derece yükseltir. Kim de Allah'a karşı bir derece kibir gösterirse, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Neticede onu esfeli safiliğine, aşağıların aşağısını atar. Demek ki kibirlendikçe kişi aşağıya doğru yuvarlanır. Üstad Necip Fazıl'ın bir ifadesi var ya, yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana diye. Ee, esasen kibirli insan öyledir. Yükseldik sanır alçaldıkça tabana. Evet bir derece kat ediyordur ama onun adına derece denmez. Dereke denir. Evet. Durum değişiyor. Fakat yukarı doğru değil, aşağıya doğru düşüş gerçekleşiyor. Her şeyde olduğu gibi tevazu ve mahfiyette de ifrata düşmemeli. Dengeyi bozmamalıdır. Bu da son derece önemli. Tevazu göstereyim derken zillete düşmemeli. Tevazu bu anlamda hiçbir zaman zillet sebebi olmamalı. Kişiyi küfran nimete götürmemelidir mütevazi olacağız diye Allah'ın nimetlerini, üzerimizdeki nimetlerini görmezden gelerek şükreden bir kul olmak yerine nankör bir kula dönüşmek de efendim mümkündür. Öyleyse bu ince bir çizgidir. Tevazu adına nimeti görmemek ya da küçük görmek esasen büyük bir dalalete, büyük bir sapıklığa da düşmüş olmak demektir. Bu durum birçok kimsenin ayaklarının kayacağı, kayabileceği hassas bir denge noktasıdır. Mümin akıllı, basiretli, firasetli olacak. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilecek. Böyle süklüm püklüm boynu, boynunu eğmek tevazu bu değildir. Tevazu şekilden ziyade kalıbın şekle bürünmesinden ziyade kalbin duruşudur. Yani tevazuyu kalıpta değil kalpte aramak gerekir. Hakkı söylemek, hakkı haykırmak küstahlık değildir. İnsanlar nazarında hor görüleceğim diye hakkı söylememek bana hakaret gelmesin diye Hakkı söylemekten kaçınmak, e, bunlar basi, e, tevazu değil, bunlar mahfiyet değil. E, bunlar korkaklığın dışa vurumudur. Elbette insan yürürken mütevazi olacak. Ancak o tevazu, insanın yüreğinde, içinde kibir dağ gibi dururken, e, başını eğerek yürümesi e, tevazuyu göstermez. Tevazu hak kimden gelirse, hakikat kimden zuhur ederse etsin kabul edebilme erdemini gösterebilmektir. Tevazu yaşça, halce, kendinden aşağıda olandan bile alınabilecek ilmi, irfani birikim ya da ibrete Göz ve kulak açabilmektir. Gönül açabilmektir. Doğru olan Mevla'ya karşı fakır ve hiçlik duygularıyla üzerimizdeki her bir nimetin ihsan-ı ilahi olduğunun farkında olmak onun şükrüne sahi etmek ve nimete bakıp şımarmamaktır. Geçenlerde bir dostumuzun güzel bir tespiti o oldu. Kendi hayatında uyguladığı bir prensip olarak bahsetmişlerdi. Üzerimize ne zaman bir nimet gelse önce o nimete şükretmeyi ve Allah bu nimetle benim daha güzel iyilikler yapabilmem adına bunu bu nimetle beni sınıyor, imtihan ediyor diyerek o nimete baktığını ifade etmişti. Yani hem nimeti görüp şükretmek hem de o nimetle daha güzele ulaşma adına güzel niyetlerle efendim Cenab-ı Hakk'ın yolunda sağ gayrete soyunabilmek e, ne güzel bir ufuk, ne güzel bir firaset, ne güzel bir basirettir. Yüce üzerimizdeki ihsanlarını görmeyi, onların gereği olan şükrü eda etmeyi ve o nimetlerle onun rızasını elde etmeyi Hepimize nasip ve müyesser aziz dostlarımız, muhterem dinleyenlerimiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.